Ama çocuklara çirkin laf etmeyi bıraksınlar. Yani çok çok çirkin. Ya bu çocuklar asker. Albay geliyor diyor ki hadi binin cemsere. Mühimmatınızı alın. Biniyor. Hadi gidin şuraya gidiyor. Oradaki adamları da gözaltına alın diyor. Ne bilsin ya adam yani neden mi diyecek Allah yani ne bilsin ya. Açıklanması lazım. Yani bu işin faturası gariban askerlere bize çıkmasın, canlarıma çıkmasın. Ya alabildiğine mazlum çocuklar ya. Evet. Dehşetle gözler açıp böyle resimleri var çocukların. Ağlıyorlar. Ağlıyorlar falan. Sakın ha hırpalama falan da olmaz. Evet. Ana kuzusu 20 yaşında artık insaf yani. Sorumlu kimse tabii hukuk önünde cezasını çeker. Yani bunun açıklaması yok. Yani suç işleyen hukuk önünde bunun karşılığını görür. Suç varsa tabii ki ona göre kanuni müeyyide uygulanacaktır. Ona göre tezyi olacaktır. Yani buna kimse itiraz etmez. Ama bunun içine ben Mehmetçiğin, askerlerin, er ve erbaşların sokulmasını istemiyorum. İnşallah. Yani bu üslup kalksın. Askerlerin linç edenler, dövenler onu paylaşmasınlar. Çok çok yanlış bir hareket. O çocuklar dehşet içinde bakıyorlar. Ana kuzusu hiç dünyadan bir haber diyor. Bak, çocuk söylüyor, anlatıyor. Bizim hiç haberimiz yoktu. Kışlada bize dediler ki diyor, hazırlanın gideceğiz dediler diyor. Sonra mühimmat da alacaksınız dediler diyor. Biz de komünistler bir şey yaptı zannediyor PKK falan. Oraya gideceğiz zannettik diyor. Al getirdiler bizi diyor. İşte şuraya gidiyor. Ben de anladım diyor acayip bir şey olduğunu. Sonra anladım. Çok çok sonra. Sonra ayrıldım diyor. Yani linç görüntüleri çocukların o yayınlanacak bir şey değil. İnşallah. Çocuklar yani onu bilerek yapmazlar. Tabii soruşturma sonucunda daha açık ortaya çıkacaktır ama benim kanaatim, şu anki kanaatim oyuna getirilmiştir. Sakın sakın askerleri ellemesinler, sakın. Çocuklar yani öyle. Ama konuşabilirler. Bak böyle bunlar böyle çok dikkatli olun. Efendim bir daha böyle bir oyun olmasın. İnşallah. Çok titiz olun diyebilirler.